Dostlar selamünaleyküm. Azerbaycan Karabağ'ı aldı ama kavga bitmiyor. Gerçi bitmesini beklemek de çok mantıklı değil. Sonuçta 30 yıldır işgal ettikleri topraklardan önce 44 günlük operasyonla, ardından kalan kısımlar için yapılan 24 saatlik operasyonla def edildiler. Tabii ki bunu kabullenmeleri kolay olmayacak. O yüzden de yeni yeni kriz alanlarının oluşması gayet normal. Ama bir alandaki hareketlilik çok tehlikeli bir boyuta geliyor ve burası son zamanlarda esas kavganın döndüğü yer. Yani Zengezur. Batı burada aynı Suriye'nin Kuzeyindeki gibi bir terör koridoru oluşturmaya başladı. Bölgede 17 farklı noktada terör kampları inşa edildi. Hatta geçenlerde Gucci'nin modeli Voma terör örgütünün kampında görüntülenmişti. İşte o kamp da buradaki kamplardan biri. Ve bugün bu bölgeyi konuşuyoruz. Zengezur'da neler oluyor? Buradaki terör kamplarını hangi ülkeler destekliyor? Burada oluşan yeni yapı inşa edeceğimiz Zengezur Koridorunu tehdit eder mi? Ermenistan, özellikle de Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçılar Rusya ve Batı'ya biraz fazla güvendi. Aslında bunda haksız da değillerdi. Düşünün düne kadar bunların arkasında sadece Rusya vardı. Şimdi başta Amerika olmak üzere neredeyse bütün Batı Ermeni ayrılıkçılara moral desteği verdi. Tabi el altından illaki silah desteği de sağlamışlardır. Zaten Ermeni lobisinin kendi ülkelerinde rahatça faaliyet göstermesine göz yummaları bile aslında ciddi bir destek. İşte Karabağ bölgesindeki ayrılıkçılar bu desteği görünce bir anda ne oldum delisi oldular. Azerbaycan'dan 2020'deki savaşta büyük bir tokat yemişlerdi. Bunun acısının geçmiş olma ihtimali de yok. Ama yine de şanslarını zorlamaya başladılar. Azerbaycan'ın sınır bölgelerindeki askeri noktalarına saldırılar düzenlediler. Tacizler günden güne arttı. Birkaç ay içerisinde binden fazla taciz girişimi yaşandı. Azerbaycan'da yeter artık sizi bana sayıla mı verdiler dedi ve harekete geçti. Dağlık Karabağ bölgesinde bir anti terör operasyonu başlatıldı. Zaten vurulacak noktalar belliydi. 24 saati içerisinde bu noktaların tamamı uğruldu. Belirlenen askeri birliklerin tamamına nokta operasyonlar yapıldı. Bu 24 saatte 192 şehit verdik. Mekanları cennet olsun. Ama aynı 24 saatte Batı'yı ve Rusya'yı arkasına alarak palazlanan Ermenistan diz çöktü. Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladılar. Azerbaycan Karabağ'da yaşayan Ermenilere gitmek zorunda değilsiniz, kalabilirsiniz dedi. Ama buna rağmen o bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni otobüslerle Ermenistan'a geçti. Burada şahsi fikrimden bahsedeyim. Bence Azerbaycan bu konuda yanlış yapıyordu. Tamam bizde savaş ahlakı var ve elbette oradaki sivillere zulüm etmeyeceğiz. Ama kalabilirsiniz seviyesinde hoşgörü göstermekte artık bence çok tatsız bir olay. Bırakın abi işgal ederek nasıl geldilerse defolup ülkelerine gitsinler. Onlar geldiklerinde kalmak istemeyip Azerbaycan'a gitmek isteyen sivillere bile acımadılar. Ayrıca bunlar o bölgede kalsaydı bunlarla birlikte ayrılıkçı Ermeni gruplarda illaki kalacaktı. Yani sivillere hoşgörü göstereceğim diye kendi sınırlarını içerisinde teröristlere de hareket alanı açacaktın. Onun için bence bu yaklaşım yanlıştı. Hoşgörü filan eyvallah ama bu kadarı da fazla. Neyse işte ben bu konuyu yorumlamaya devam edersem ifadeler gittikçe sertleşecek. O yüzden burada bu kısmı kapatalım. Zaten dediğim gibi bölgede yaşayan Ermeniler oradan ayrıldılar. Yani Karabağ'da ufak tefek örnekler dışında Ermeni nüfusu kalmadı. Peki sorun çözüldü mü? Yani Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mesele sona erdi mi? İşin Karabağ topraklarıyla alakalı olan kısmı evet bitti. Azerbaycan 30 yıldır hasretle beklediğimiz vatan topraklarını sınırlarımıza dahil etti. Ama savaş bitmedi. Zaten her şeyden önce bir barış anlaşması hala imzalanmadı. Bölgede sadece hakim olan bir ateşkes anlaşması var şu anda. Yani fiili anlamda savaş hala devam ediyor. Tabi Ermenistan topyekun Azerbaycan'a saldırmaya cesaret edebilir mi derseniz zannetmiyorum. Ama şu an bölgede yeni bir tehdit oluşuyor. Ve o tehdidin adresi Zengezur. Karabağ bölgesinden göç eden Ermenilerin tamamı oradaki sivil yerleşimciler değildi. Onların arasında bölgeden kaçan yüzlerce hatta belki de binlerce terörist de vardı. Ve bunlar yani bu çete mensupları Zengezur'a getirildi. Ayrıca bu çete üyelerine çok ciddi takviye de yapıldı. Lübnan, Suriye, İran, ABD ve Fransa gibi ülkelerden yüzlerce terörist daha bu bölgeye taşındı. Zengezur bölgesinde 17 farklı noktada terör kampları oluşturdular. Ve bu kamplarda Karabağ bölgesinden giden ayrılıkçılar az önce saydığım diğer bölgelerden gelen yeni teröristlere askeri eğitimler veriyor. Bu eğitimlerin içinde doğada hayatta kalma eğitimi de var, bombalı sabotaj eğitimi de. Yani şu an Zengezur tam bir terör yuvası. Ve buradaki eğitimleri sadece Karabağ'daki tecrübeli ayrılıkçı teröristler vermiyor. Bölgeye eğitim vermeye götürülen PKK'lı teröristler de var. Aynı şekilde eğitim faaliyetleri için İran'dan 28 özel uzman getirildiği istihbaratı alındı. Bunun yanında İngiltere, Sırbistan, Rusya Fransa, Amerika hatta Danimarka'dan bile emekli askerler Zengezur'a getirildi. Klasik hikaye işte. Küfür tek millettir. Hatta bu ülkelerin Zengezur'da ve özellikle de Kapan bölgesinde konsolosluklar açmaya hazırlandıkları da elde edilen bilgiler arasında. Yani Zengezur'u Suriye'nin kuzeyi gibi bir terör koridoruna çevirmeye çalışıyorlar şu an. Bu bahsettiğim büyük terör oluşumunda elbette batılı devletlerin payı büyük. Çünkü onlar Zengezur koridorunun açılmasını kesinlikle istemiyorlar. Bu koridorla Türk dünyasının birleşmesinden inanılmaz şekilde korkuyorlar. İran da aslında aynı korkuları yaşıyor. İşte bu yüzden bahsettiğim bütün ülkeler Zengezur'daki terör oluşumlarına destek veriyor. Ama onları harekete geçiren bir faktör de Ermeni lobisi. Batı da Ermeni lobisi güçlüdür. Özellikle Fransa ve ABD gibi bazı ülkelerde vekiller üzerinde ciddi etkileri var. Ve bunu kullanıp devletleri harekete geçiriyorlar. Ayrıca dezenformasyon konusunda da çok iyiler. Azerbaycan Ermenilere Karabağ'ı terk etmek zorunda değilsiniz diyecek kadar hoşgörülü davranırken onlar batıda farklı bir propaganda yapıyorlar. Propagandalarını iki şey üzerine kurguluyorlar. Türklerin Ermenilere zulmü ve Müslümanların Hristiyanlara zulmü. Bu başlıklar altında sürekli aynı yalanları anlattıkları için başarılı oluyorlar. Batıdaki dindarlar da, milliyetçiler de böylece kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Ve devletler üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı oluşabiliyor. Ayrıca biliyorsunuz geçenlerde Ermeni model Armine Harut haberlere konu olmuştu. Voma terör yapılanmasına katıldığını açıkladı. Ve Azerbaycan'a karşı savaşmak için silah eğitimi alırken videoları yayınlandı Voma meselesi biraz üzerinde durulması gereken bir mesele. O yüzden onu ayrıca videoda detaylıca konuşacağız. O konuda şaşıracaksınız çok şey var. Ama konuyu dağıtmadan dönecek olursak Ermeni modelinin Azerbaycan'a karşı savaşmak üzere bu örgüte katılması gibi sansasyonel haberleri de Ermeni lobisi amaçları için kullanıyor. Bu şekilde hem kurdukları terör örgütlerini meşrulaştırıyorlar hem de bu örgütlerin ihtiyacı olan maddi desteği batıdan sağlayabiliyorlar. Voma'yı filan incelediğimiz zaman göreceksiniz. Atanamamış Wagner gibi düşünün. Özel askeri şirket görünümünde ama açlıktan nefesleri kokuyor. O yüzden de internetten para dilenip duruyorlar. İşte Ermeni modelin bu örgüte katılması bu paranın toplanmasını sağlayacak reklamı yaptığı için önemli. Yoksa Karabağ'ın coğrafyasında yürümek podyumlarda yürümeye benzemez. Adamın aklını alırlar orada. Yani Karabağ'ı kaybetmek bunların Gucci'ne gitmiş belli ama şu an giriştikleri terör hareketi Karabağ'ı geri almalarını elbette sağlamayacak. Ama başta dediğim gibi Azerbaycan için Zengezur bölgesinde ciddi bir terör tehdidi oluşturacağı da kesin. Burası Burası dağlık bir bölge. Hakimiyet kurmak elbette kolay değil. Bu teröristler gerilla taktiğiyle bu bölgede vurkaçlarla ciddi sıkıntılara sebep olabilirler. Aynı bizim Irak sınırı gibi düşünün. Zor bir coğrafya, sürekli saklanan bir terörist grup, terörist demeden Batı'nın onlara verdiği büyük destek ve sizin terörle olan mücadeleniz. Yan yana geldiğinde bunlar gerçekten sıkıntı oluşturabilecek meseleler. O yüzden Azerbaycan'ın Zengezur bölgesine çok dikkat etmek gerekiyor. Bölgedeki hareketliliğin sürekli takip edilmesi lazım. Çünkü oradaki tek terör örgütü de VOMA değil. Peki bu terör koridoru Azerbaycan'ın masada anlaştığı Zengezur koridorunu çıkmaza sokabilir mi? Maalesef öyle bir potansiyeli var. Ermenistan o koridorun inşasına karışmasa da sonrasında bu terör oluşumları o koridorun güvenli şekilde kullanılmasını imkansız hale getirebilir. Ticaretin ve sivil ulaşımın sağlanacağı bir koridorda terör saldırıları elbette tedirginlik oluşturacaktır. Yani Batı ve İran bölgeyi terör yuvasına çevirerek Zengezur Koridorunu başlamadan bitirmeye çalışıyor. Başarılı olacaklar mı hep birlikte göreceğiz. Ama bildiğin tek bir şey var. Daha Türkiye ve Azerbaycan bu konudaki hamlesini yapmadı. Zengezur Koridoru oluşturulduktan sonra oradan geçen bir Türk konvoyuna yapılacak bir terör saldırısının bedelini Ermenistan'a da onun arkasında durup o bölgeye giden bu emekli komutanlara da çok ağır ödedi. Türk'le şaka olmayacağını zor yoldan öğrenmeleri gerekiyorsa bunu zor yoldan öğretiriz. Tekrar söylüyorum. Evet bu bölgedeki hareketlilik Zengezur Koridoru projesini zora sokma potansiyeline sahip. Ama daha Türkiye ve Azerbaycan bu hareketliliğe karşı hamlesini yapmadı. Yaptığı zaman kartlar yeniden karılır. Allah'a emanet olun.